Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Online Soccer Manager'in 2022 yılında hangi sistemde devam ettiğini ve bu sistemde botların ne kadar etkili olduğunu ve botların özelliklerini sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar, kendi sezonumdan bir tanesini açayım. Bendeki takımları zaten görev takımları. Görevlerimi gerçekleştirmek için çeşitli liglere gidip oradan takımlar alıyorum. Arkadaşlar 2022 sezonunda OSM'de botlar ne şekilde oyun içinde ağırlık koyuyor onları göstereceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar botlar her yeni gün daha da geliştiriliyor. Bunlar da yapay zeka kullanılarak botların takımlar üzerinde etkileri artırılıyor arkadaşlar. Şimdi bakmış olduğumuz üzere buradaki ligde arkadaşlar 7 tane, 6 tane veya 7 tane menajerimiz vardı. Onları hemen göstereyim şu şekilde. 6 tane menajerimiz var arkadaşlar. Bunun haricinde de ligimizde kalan diğer 4 takım da botlar tarafından yönetiliyor. Diğer 4 takımımızı da bot yönetiyor arkadaşlar. Lig tablosuna bakmış olduğumuzda ne diyor arkadaşlar? İlk 4'ün sadece bir tanesinde ben varım ve diğer 3 tanesi botlardan oluşuyor. Şimdi buradaki diğer menajerlerin takımlarına bakalım. Fazla girmediklerini görüyoruz arkadaşlar. Yeni yılda girmemişler. Yaklaşık 22 günden beri takımlarını takip etmiyorlar. Böyle menajerlerle oynamak arkadaşlar çok kolay. Bu menajerlerle oynuyorsanız bu menajerler bir bottan yaklaşık 15-20 kat daha zayıf bir menajer. Botların şu anda size özelliklerini sayacağım. Botlar nasıl takım yönetiyor onu anlatacağım arkadaşlar. Siz de bana hak vermiş olacaksınız. Arkadaşlar şimdi bir bot takımını nasıl yönetir? Bot dediğiniz şey arkadaşlar yapay zeka kullanıldığı için en iyi OSM oynayan bir menajerdir bot. Bot elindeki takımını belirli miktarda bütçesi kadar sürekli oyuncu satışı ve alışı yapabilecek kadar yönetir ve ilk 11'ini arkadaşlar kesinlikle yorgun olmayan en iyi 11'den oluşturur. Maçtan maça arkadaşlar bot ne yapar? Taktik değiştirir arkadaşlar. Bunları size hepsini göstereceğim şu anda yaptıklarını. Benim takımıma bot oyuncu transfer teklifleri gönderiyor. Kendi takımına transfer yapmaya uğraşıyor. Bot'un tabii sizinle aynı yetkilere sahip bot. Yani bot arkadaşlar sizden çok oyuna giriyor. Sizden çok oyunla ilgileniyor. Yani botu hafife almayalım. Bazen deniyor ya ben bota karşı 6-7 tane gol niye atamadım? 2 tane gol attım. Arkadaşlar bot tamam takımı zayıf olabilir ama senin çıkacağın taktiğe karşı taktik yapıyor. Ve sürekli ilk 11'ini yeniliyor. Transfer tekliflerini sürekli iletiyor. Yeniden oyuncu almaya uğraşıyor. Yani bot çalışıyor arkadaşlar. Bot öyle 15-20 gün oyuna girmeyen bir menajerle bir değil. Bot bayağı bir takımı için uğraşıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere puan cetvelinde de bot arkadaşlar ikinci sırada, üçüncü sırada da bot var, dördüncü sırada da bot var. Yani ne demek oluyor arkadaşlar bu? Botlar çok daha fazla oyunla ilgileniyor. Hatta biz günde iki kere oyuna giriyorsak, üç kere oyuna giriyorsak botlar sürekli oyunun içinde. Hatta ikinci sıradaki Bengaluru takımı son hafta maçı oynanacak bugün. Şampiyonluk şansı yok. 15-0 yenmesi lazım ve ben de yenilmem lazım ki son maçı olduğu için kazanabilsin. Tamam belki bir şampiyonluk elde etmemiş ama tamamen iyi bir sezon geçirmiş. Şimdi arkadaşlar bu Bengaluru takımını bir inceleyelim bakalım. Hatta bu takım ben bir iki gün oyuna girmemiştim. Benimle de beraber kalmıştı diye hatırlıyorum. Her maç göreceksiniz ki taktik değiştiriyor. Rakibine göre taktikler uyguluyor. Rakibine karşı ilk 11'ini değiştiriyor. Bot yapıyor arkadaşlar bunları. Bota karşı bile olsak nasıl farklı kazanırız? Bunu da anlatacağım arkadaşlar. Şimdi rakip botsa ona kesinlikle kaşif göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Rakip bot deyip de ona kaşif göndermezsek biz standart bir taktik yaparsak hadi çizgileri çekelim 80 80 80 dersek bakarız maçın sonucunda
Çok müthiş bir skor beklerken belki de maç 2-2 bitmiş olur. Bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Karşınızda bot da olmuş olsa siz onlara kaşif göndereceksiniz. Göreceksiniz ki bot sahaya defansif mi çıkacak, ofansif mi çıkacak? Defansif çıkan takıma karşı çizgi taktikleri neler olur? Baskı stili tempo neler olur? Ofansif çıkan takıma karşı çizgi taktikleri neler olur? Baskı stili tempo neler olur? Bunları kesinlikle değerlendirip de rakibimize uygulamamız gerekiyor. Yoksa botsa gene yenilmezsin belki ama 5, 6, 7 atabileceğin bota 2, 3 atmış olursun. Bu da bazı arkadaşlara kafi olmuyor, yeterli olmuyor. Onlar bot olduğu zaman kesinlikle 6, 7, 8 gol atmak istiyorlar. Bunu isteyen arkadaşlara da nacizane tavsiyem botlara kesinlikle kaşif göndersinler. Botları hafife almasınlar ve maçları kaşif gönderdikleri takdirde benim söylediğim rakamları da yazarlarsa 6, 7, 8, 0 bile bitebilecektir arkadaşlar. Şimdi Bengaluru takımının bakalım maçtan maça nasıl hazırlanıyor? Bot olmasına rağmen, yapay zeka olmasına rağmen nasıl hazırlanıyor bakalım. Şimdi arkadaşlar hatırladığım maça geldik. Benimle bu Bengaluru takımı 1-1 kalmış. Ben de birkaç günden beri bu slota girmemiştim. Bugün girdim. Bugün görmüş oldum. Arkadaşlar bakın. Burada şu takım 4-3-3-A ile benim rakibim olmuş. Ben bunu kaşif gönderip fark edip buna ne yapmam gerekiyordu? Bana böyle 4-3-3-A gelen rakibe karşı benim baskı stil tempomu çok yüksek yapmam lazım. Ne yapacağım? Ben bu rakibe saldırırım. Bu rakip hem bot hem de bot olmasına rağmen bana 4-3-A ile çıkmış. Ben bu rakibe en azından 70 baskı, stil 77, tempo 79 yapmam lazımdı. Ama biz bir önceki bota göre baskı stil tempomuzu düşük olarak taktik sayfamızda bıraktığımızdan dolayı bu maç bu şekilde kilitlendi. Çünkü neden? Adam sana saldırıyor, sen saldırmıyorsun. Baskı stil temponu düşük tutmuşsun. Adam sana saldırıyorken sen ona iki misli saldıracaksın ki arkada boş olanlar bulup o adama 4-5-6 tane o bota atacaksın. Bot senin sahana geliyor 4-3-3 ile. Senin bu nimettir senin için. Senin baskı stil ve tempon yüksek olursa bu nimeti 6-7-8 tane gol atarak, rakibi cezalandırarak, botu averaj takım haline getirerek kazanmış olman lazım. Burada biz oyuna girmeyip, o günkü işlerimiz sebebiyle oyuna girmeyip, buradaki eski baskı stil tempo değerleriyle kaldığımız için bu maç bu şekilde sonuçlanmış. Arkadaşlar bu botlara ne yapıyoruz? Sürekli kaşif gönderiyoruz. Bakalım botun burada 4-3 oynamış. Bakalım bir önceki maçında da ne oynamış bot. Arkadaşlar 3-0 kazanmış o maçı da. 4-3-3 A'dan nereye geçmiş bakalım. Bunlar sürekli taktik değiştiriyor arkadaşlar. Bot sürekli bir taktikte kalmıyor. 4-4-2 B'ye geçmiş arkadaş. Bu maçı da 4-4-2 ve rakibi 4-4-2 ile çıkmış. Kendisi de 4-4-2 B ile çıkmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere taktiklerini değiştirmiş bot. Dediğim gibi botun çok fazla fonksiyonu var. 15-20 gün oyuna girmeyen bir normal menajerden çok daha güçlü bir yönetici ve oyunu çok da fazla karşı taktiklerini biliyor. Çünkü bütün oyundaki bütün güncellemelere entegre olarak çalışan bir bot. Sakın ve sakın bota kaşif göndermeyeyim demeyin, gönderin. Şimdi bir daha taktik değiştirmiş mi bakalım. 22. haftadaki maçına bakalım. Burada 4-4-2'ye döndü, 4-3-3 oynadı. Burada 4-0 kazandığı maça bakalım. Ne olmuş? 4-0 kazanmış arkadaşlar. Burada da 4-3-3-A oynamış. Burada 21. haftada ne oynamış arkadaşlar bakalım. Burada 2-0 kazanmış. Baktığımız zaman taktikleri 4-2-3-1 oynamış rakibi. Kendisi de 3-3-4 oynamış rakibine karşı. Görüyorsunuz arkadaşlar 4-2-3-1'e karşı 3-3-4-A oynamış. Yani burada bahsetmek istediğim şey botlar kesinlikle botlara özel bir taktik oluşturamıyoruz.
daha önce yayınlamıştık, oluşturmuştuk ama botlar şu anda çok daha seri hareket ediyorlar. Çok daha seri taktik değiştiriyorlar. Botlara maçtan önce kesinlikle kaşif göndererek botların bugün sahaya nasıl çıkacağını anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden bir özellikle kullanacağımız bir bot taktiği yoktur arkadaşlar. Şimdi taktik sayfasında botlara karşı nasıl bir taktik uygulayacağımızı göstereyim arkadaşlar. Şimdi botlar dedik, az önce söyledik, oyuncu alır, oyuncu verir. Botlar ilk 11'ini çok daha iyi kurar bizden. Ve botlar maçtan maça değişkenlik gösteren taktikleri vardır. Bazen kaşif gönderdiğinde bile görürsün. Botlar bir gün içerisinde iki kere taktik değiştirebilir. Botlar oyun içerisinde en aktif olan ve yapay zeka ile yönetilen şeylerdir. Bunlar da kesinlikle 5, 6, 7, 8 atmak kolay değildir. Onları da 5, 6, 7, 8 atmak için şuradaki değerleri maç saatine yakın botun taktiğini görüp ayarlamamız gerekiyor. Defansif bir bota karşı buralarda ne yapmamız gerekiyor defansif bir bota karşı? 60. En fazla buralarda kalmamız gerekiyor defansif bir bota karşı. Bot kendi yarı sahasında bekleme modunda. Bot bize kontra yapacak. Bot bize uzun top atacak. Bot otobüsü çekecek büyük ihtimalle kendi kalesinin önüne. Burada bize savunmaya çalışacak kalesini. Biz buna gidip de kalesinin önüne doğru şuralarda basarsak ne yapacak? Oradan bize kapıp adam kaçırıp uzun top yapacak. Biz sen gel diyeceğiz. Biz gelmiyoruz. 53'e kadar indireceğiz. Biz orta sahanın eşiğinde bekliyoruz. Sen biraz öne çık. Biz de arkadan kendi oyuncularımızla geçip adamlarımızı kaçırıp sana gol atalım diyeceğiz. O yüzden burada 53. Böyle yaparsak biz bota karşı defansında bekleyen adamları ne yapmış oluruz? Daha rahat bizim kalemize boş alana geçmelerini sağlarız. O yüzden defansif oynayan bot olsun ya da diğer menajer olsun defansif oynayanlara biraz daha ortada kalacağız. Üstlerine fazla gitmeyeceğiz. Ofansif manada da stil olarak da defansif oynayanlara çok fazla ilişmeyeceğiz, böyle bırakacağız. Defansif oynayan takımlara biliyorsunuz ki şu kadar hızlı tek pas futbol gibi şeyler yapmayalım. Çünkü bizim oyuncu yapımız iyi olabilir. Klas oyunculara sahip olabiliriz. Ancak hızlı pas yaparken kaptırdığımız her top defansif olan takımlar için çok etkili oluyor. Arkadaşlar direkt bize kontrayı yapıveriyorlar ve golü kalemizde görüyoruz arkadaşlar. Defansif oynayan takımlara karşı da top bizde kalsın diye bu şekilde ayarlayacağız. Bu bot olsun, normal menajer olsun bu şekilde ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Botların şu an 2022 sezonunda çok fazla oyuna hakimiyeti arttı. Biz de onlara karşı da bir kaşif yollayıp bu bot bize karşı nasıl bir taktik izlemiş deyip şuradaki sayıları iyi ayarlamamız gerekiyor. Az önce karşılaşmış olduğumuz gibi bot bize 4-3-3 ile gelme hatasında bulunursa eğer biz burayı ne yapacağız arkadaşlar? Direkt 65 üstü. Burayı ne yapacağız arkadaşlar? Direkt 70. Burada ne yapacağız? Burada şimdi hızlı çıkabiliriz. Çünkü açık alanları verecek bize. Burada da 77-78 yapabiliriz. Eğer bot bize 4-3-3 açık geliyorsa bu şekilde bir taktik izleyeceğiz. Bir de burada uyarmak istediğim bir konu var. Botlara karşı taktik yaparken şurada mücadelemizi biz kesinlikle ne yapmayalım arkadaşlar? Agresif veya çok agresif yapmayalım. Çok da fazla biliyorsunuz maçın daha birinci dakikası, ikinci dakikasında kırmızı kart gösterebiliyor hakem. Bota karşı büyük ihtimalle kırmızı kart göreceğiz. Boş boşuna maçı riske atacağız, kolay maçı. Burada her zaman ben öyle yapıyorum. Botlu oynayan liglerde ben bunu maçın hakemin rengine de bakmaksızın bot liglerinde, kolay liglerde bu şekilde normalde bırakıyorum hep mücadeleyi arkadaşlar. Bunu da unutmuş olmayalım. Bu şekilde bırakalım arkadaşlar mücadelemizi. Zaten alan markajı offside hayır. Hep sabit olarak kalsa bizim için yeterli olur. Burada zaten iyi oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Bütün oyuncularımız kendi mevkilerinde kalsa da bize skoru getirecektir. Daha önce anlatmıştık kanatlara kullanılan paslı oyun nasıl olduğunu. Bu da kendi oyuncu yapımıza göre orta sahamız mı kuvvetli, kanat oyuncularımız mı kuvvetli onu göreceğiz.
Ve ne yapacağız arkadaşlar? Hangisini oynayacağımıza karar vereceğiz. Kanatlı mı, paslı mı, kanatlı mı, paslı mı diye. Kendi ilk 11'imizden bunu affedersiniz. Kendi ilk 11'imizden bunu belirleyeceğiz arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.